Anam başım ağrıyor değil mi? Benim de la anam. Alarmları kapatın abiler. Oğlum biz niye böyle çimenlerde yattık ya? İki adım ileride ev duruyor ya. Sabah kadar rüyamda ot yedim ya. Ahmet yüzünden ya. Ahmet bir daha dertlenmesin abi. Bunun dertlenmesi çok sert oluyor ya. Hadi şerefe, hadi şerefe diye diye ömrümüzü yedi. Sanırım. Her yanım ağrıdı ya la. Yatakta yataydık. İyiydi. Yalnız bir şey söyleyeceğim gençler. Ben niye rüyamda küçük baş hayvan oluyorum da siz beni kovalıyorsunuz lan? Lan sus ihtiyar. Ne güzel keyif yapmışız. Daha. Sabahın köründe alarmlar niye çalıyor lan? İşimiz var demek ki. Hakikaten ya. Daha uyurduk değil mi? Yok abi çimen beni bozuyor ya. Ben şehirli olmuşum, asimile olmuşum resmen. He, ben gideyim o zaman ya. Dur, ben de. Uyandınız mı la bebeler? Sesinizi duydum geldim vallahi. Salih abi sen de mi buradasın ya? He, akşam beraber içtik ya. Sen nereden çıktın lan? Evden. Mis gibi duşumu aldım, bahçamı yedim geldim. Yalnız sadece istersen çarşafları falan biraz değiştir. Çünkü terlemiş olabilirim. Bir de rüyalandım galiba. Ben ikisi arasındaki farkı anlamıyorum. Malum Nigar. Sen içeride mi yattın? Ne işin var lan benim çimenlerde? Koyun muyum lan ben? Sen bizi niye uyandırmadın lan? Ya abi akşam ne yaptık biz ya? Sabahın körüne alarmları kurmuşuz. Benim de dişim ağrıyor. Hatırlıyor musun sen gece ne oldu? Öyle Hangover 2'deki gibi Elma Dağı Harbiye'ye falan gitmedik değil mi? Siz şimdi dün akşam ne olduğunu hatırlamıyorsunuz değil mi? Yok. Yo. Anlatayım da dinleyin o zaman. Bir şey yok lan bebeler. Dün akşam televizyonda Ferdi Tayfur'un Emmoğlu klibi çıktı. Ondan sonra siz gaza geldiniz. Tabii azıcık ben de gaza getirmiş olabilirim. Böyle yayıldınız çimenlere. Ondan sonra bu kadeh senin şerefine Emmoğlu. Vay bu kadeh senin şerefine teyzemin oğlu. Al bu kadeh de senin şerefine halamın kızı falan derken gittiniz patates oldunuz. Budur yani. Hadi kalkın toplantısı falan varmış hadi. Kalkın lan. Aynen canım aynen. Sabah sporumu da yaptığıma göre gidebiliriz Ahmet Kural. Başka türlü six pack olmaz oğlum. Olsa olsa tek pack olur. Löp yani. Aşkın! Efendim Hakkı Bey? Not al. Tavanda leke var. Ne lekesi o? Mantar. Geçen gün patlatmıştınız ya. Patlatıyorduk değil mi? Eski güzel günlerde. Bildiniz mi haytalar? Eskiden güzel günlerim vardı benim. Güneşli güzel günler. Niye eskiyorsun abi Hakkı Bey? Tabii canım geçici bir durum bizimkisi. Yoksa geleceğimiz pasparlak yani. Sen ne diyorsun Sadi? Ben bir şey demeyeyim Hakkı Bey. Altından kesin bir şey çıkacak çünkü. Seni ayrı seviyorum Sadi. Seni ayrı, bunları ayrı. Ha, hem ona ayrı sev hem de azıcık para ver. Sen anladın mı bu işten bir şey? Ama sen de hep kendi tarafındakileri tut. Bu arkadaş kim? Hakkı Bey, arkadaş komşum olup... Bir dakika. Ben kendisinin komşusuyum. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez. Hayat dostuyuz biz kendisiyle. Gerekirse kavgaya da beraber girerik. Salih abi, korumamı tuttun sen bensiz? Ahmet beyefendi. Yok be abi, bey. Bir dakika. Foruma moruma ayıp oluyor yalnız ha. Kardeşim bana bir $200 vereceydi de onun için bankamatik dolaşırken dönüp dolaşıp buraya geldik. Kes be kes. Kes. Abo, atar yaptı ya la. Hakkı efendim. Bakınız yepyeni oldu. Güzel. Vedat. Al Vedat. Az yürünmüş, genelde ofiste giyinmiş, yapımcıdan ikinci el. Güle güle kullan eskilerimi. Böyle de ayran gönüllüyümdür. Sadi'nin nazlı halası. Aman efendim ne gerek vardı? Uzatma Vedat. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Sağ ol. Gelelim fasulyenin faydalarına. Olmuyor. Sizinle olmuyor. Ama abi. Abinin? Günler geçirdik beraber biz sizinle. Yok olmuyor. Olur. Yok vallahi olmuyor. Olmuyor Murat. Olmuyor. Olur. 13 bölümü bitirelim dedik. Olmadı. Kovduk. Olmadı. Sürgüne yolladık. Olmadı. Gene geldiniz. Kondunuz başıma. Aslında yoğurdun da, nanenin de, rüyarın da iyisini bulduk. Ama bir cacık yapamadık beraber. Zaten biz niye cacık yapalım abi? Anasız. Tuz koyduk, tuzlu oldu. Şeker koyduk, sütlaca döndü. Hakkı Bey, bakın böyle kovulma gibi mesele varsa bilelim yani. Bilelim yani. Yok, dedim ya, beceremedik bir türlü. Basiretimiz bağlandı bir şekilde. Hakkı Bey, eğer sözleşmeler yüzündense... Yok be aşkım, senin ne suçun var? Eşeklik bende. Sen git koskoca Hakkı Şinas yurtsever, sözleşmeyi beceriksizim birine hazırlan. Kontrol bile etme. Kredi kartı sözleşmesini bile satır satır 3 defa okuyup soyguncudan bunlar deyip kredi kartı almayan adamım ben. Basiretimiz bağlandı bir kere, basiretimiz. Bana geliyor zor sırası şimdi. Sen git
koskoca programı yepyeni yetmenin birine emanet et. Ya yalan bile söyleyemeyen adamdan yapım sorumlusu mu olur? Yapım sorumlusu dediğin yalanın tillahını söyler. Bağlandı Basiret, yapacak bir şey yok. Bence de öyle orası. Sizin yerinizde ben olsam ben de emanet etmezdim. Hakkı efendim, aslında Zehra'nın bir suçu yok ya o konuda. Vedat! Gri takımımı ütülesene. Hanımla Taksim'e gideceğiz. Baş üstüne efendim. Darılmaca, gücenmece yok. Şartlarımız da değişti birkaç haftadır. Volkan'ım gümbür gümbür program yapıyor. Ahmet, Murat, Sadi. Alın menajerlerinizi, konuşun ballarım. Sadi, sen halanla konuş. Ben hanımla Taksim'e gideceğim. Akşam da Sultanahmet'e gideceğiz. Yarın 9'da bekliyorum cevaplarınızı. Kaç bölüm çekmiştik biz? Kaç bölüm aldık? Biz 4. bölüm aldık. Ben 5'i aldım. 1. Aşkın? 10. Ha. Ya tazminatınızdan vazgeçersiniz, karşılıklı feshederiz anlaşmayı, ya da bir sonraki bölüm Van kedisi yetiştiriciliği özel bölümü çekeriz. Van'da bir hafta, 6 gece 7 gün. 12. bölümde de komando okulu çekeceksiniz. Uygulamalı, pin, çek, bomba, at, her şey hakkı için. 13. bölümde de salyangoz fabrikasına göndereceğim sizi. Daha çok var, ayarlarız. Konuşun, anlaşın. Yarın 9'da da burada buluşup konuşuruz. Ya herru ya merru. Bu işi bir sonuca bağlayalım artık. Hadi gidin siz. Dingo'nun ofisi değil, home office burası. Oğlum biz Sadi'yi ayıp etmedik değil mi lan? Yok abi, Tülay net konuştu. Müvekkillerimle bir toplantı dedi. Sen de duydun. Saat 12 oldu Ahmet ya. Biz bunlarla bütün gün ne konuşacağız ya? O kadar sürmez ya. Emin misin kardeşim? Bak benim bugün işim var. Benim de kardeşim. Feride'yi göreceğim. Aradı gel diye. Gel deyince gidiyor musun lan sen? Git deyince git. Otur! Kalk! Yaptırıyor mu lan böyle şeyler? Ayıp ediyorsun ama ha? Ya arkadaş, daha gelmedik mi? Dükkan bakmaya gideceğim ben ya. Hayırdır ya, sen ne dükkanı bakıyorsun? Döner meyhane işine giriyoruz Murat, hayırlısıyla. Anlamadım, meyhane mi dönüyor? Yok, ben sana anlatmadım mı ya? Hayır bak şimdi, bir tane ortada döner var, tamam mı? Ya bir sonra anlat ya, sabah kaçırdık abi Tülay'ın ya. Oğlum bir sonraki sabah 1 kilometre ileride Ahmet ya. Ara şu Tülay'ı Meleği. Ne yapacağız oğlum akşama kadar, ne konuşacağız orada? Hava mis gibi, işimiz gücümüz var oğlum. Aynen Johnny Vine'den aga. Menajer değil mi oğlum bunlar? Artsın eksin hesaplasınlar, yapsınlar matematiksel hesaplarını. Ondan sonra bize anlatsınlar aga. Olay bu. Bana bak, Sadi'yi de ara, toplantı var zannetmesin kızar mızar. Yok oğlum, o şimdi menajerle toplantı yapıyordur. Çocukcağızın ekmeğiyle oynamayalım. Menajer dediğim de halası ha. O da doğru. Ah. Hareketlere bak ya. Kardeşim sen hiç oturma. Bana bir tane havlu ver. Şu senin kurnanın büyüğü var ya, onu ben bir doldurayım, bir çimeyim ya. Kurnanın büyüğü ne lan? Oğlum ben ocak izi yaptırırken kaç para harcadım biliyor musun? Bana ne lan? Otelde yıkamaya ekstra para mı alıyorlar? Git otelinde yıkan. Tamam mı lan bura? Atar, yapma bana Atar. Zaten senin yüzünden sabahlara kadar çimenlikte yattık. Onu hareket... Sor... Ne diyorsun lan sen? Bundan sonra burada yatacağım, burada uyuyacağım, burada yaşlanacağım, burada öleceğim. Ne yapacaksın? He? He? İçerken iyiydi ama. Tamam lan. Hadi git yıkan bakalım. Hadi git yıkan. Ama önce ben, sonra sen. Niyeymiş oğlum? Önce ben dedim. Ben gireceğim banyoya. Sen niye giriyorsun? Ya çocuklar yapmayın, kavga etmeyin. Yapmayın çocuklar, yapmayın. 8 oldu. Gözlerimizi kapatıyoruz bu dakikalarda. Top benim değil mi lan? Oynatmıyorum. Hadi bakalım. Hadi. Al. Hareketleri kessen ya. Sadamazı oldu başıma. Beni mi korkutacaksın lan sen? Şşş, Ahmet Kural, bak giderim banyoya yıkanırım. Ondan sonra gider gardırobunda ne kadar pahalı takım elbisem varsa hepsini alırım. Teker teker avret yerlerimi kurulamak suretiyle kullanırım. Anladın? Ondan sonra sabaha kadar ağlarsın. O takım elbiseler senden daha pahalı Murat Cemcir. İsviçreli bilim adamları tarafından senin gibi bebelerin tenine değdiği an kendini patlatsın diye otomatik olarak tasarlandı lan. Pislik! Koca koca adamlarsınız ya. Fight! Dolun lan birbirinize. Fight! Seni yok edecek adam benmişim Cemcir. Salak salak hareketler yapmayın. Dua edin bugün ben duşumu aldım da geldim ha. Yoksa ilk başta ben girerdim banyoya, hepiniz öyle bakar kalırdınız. Anlaşın aranızda. Anlaşma anlaşma yok. Yeşil tuttum cennetten, bir benim. Aha tuttum. Ay gözüm, Salih gözüm aldı. Salih gözümü tuttu Salih. Sen kim köpeksin lan? Ha? Kim köpeksin sen? Lan öyle yaptın mı böyle yapacaksın. Yazı mı Tura mı? Tura. Allah'a şükür okuma yazmamız var. Yazı. Para verin lan.
aşkın. Kardeşim benim buna bakmam lazım. Sen banyoya gir ya. Saygılar sevgiler kardeşim. 5 dakika ben su tutup çıkıyorum. Tabii tabii os. Oğlum hiçbiriniz merak etmiyorsunuz mu lan ne geldiğini? Aha dik gelmiş. Peki ne zaman geleceksiniz? İşte akşama doğru. Murat sen de mi? Ben de Tülay'cığım bir arkadaşa uğrayıp geleceğim akşama doğru. Bak artılar var eksiler var. Bu konu önemli. Mutlaka konuşmamız lazım. Tamam Tülay'cığım biliyoruz. Arkadaşa diyorum uğrayıp mutlaka geliyorum. Ben de. Çok geç kalmam yani. Hayatımıza yön vereceğiz bu kararla Melek. Sen de beni iyice serseri yaptın ha. İşi halledip geliyorum. Çok güzel ya. Ben sizin için burada bir taraflarımı yırtayım. Siz gidin orada arkadaş görün. Ya Tülay'cığım sen bugünlük biraz zorla. Dikeriz yırtıklarını sonra. Rahat ol. Anladın? Ya arkadaş diyorum. Uğrayacağım diyorum sana ya. Yok Tülay müstehcen bir şey demedi. Nasıl demedi ya? Bu da mı değil? Neyse hadi bekliyorum. Buna ne oldu ya? Bozuldu mu? Niye durduk lan? 2 dakika durun şu çiçeklere bakacağım. Yeni modelleri çıkmış. Anladım. Sen şimdi bunları tabii Feride'ye götürüyorsun kardeşim. Yalnız affetmem sen alırsan ben de alırım. Şşt, durun lan. Durun. Durun oğlum. Siz kendinize çiçek alıyorsanız ben de alırım. Sen ısmarlıyorsun değil mi? Sen kimi alıyorsun lan abi? Ya oğlum ben şimdi meslek hayatımda yeni atılımlar yapıyorum ya. Biraz moral olsun diye kendimi şımartmak için alacağım lan. Sen ısmarlıyorsun değil mi? Tamam. Al hadi al şımarık serseri al. Ne alsak ne alsak. Vallahi Hacı dayı öyle pahalı bir şey almaya gerek yok. Hazır çiçekçi de yokken şunu bir alıp kaçalım. Bak şurada incir ağacı var dalını kopar onu götürelim. Doğru söylüyorsun bu direkt çalıymış lan. Ya of. Feride'me gül yakışır ya. Hangi renkleri var acaba? Gül mü? Gül olmaz oğlum ya. Ben kızla iş için görüşeceğim. Gül fazla kaçar. Sana ne lan ihtiyar. Sen ne istiyorsan al. Yoo kardeşim anca beraber kanca beraber anladın? Gül alayım ben ya. Feride'me gül yakışır oğlum. Baksana moral olur. Ne kadar mahzun duruyor kırmızı gül. Ya kardeşim karışmayayım karışmayayım diyorum ama siz ben olmadan hiçbir iş yapamazsınız la. Ya bu güllerin hepsinin ayrı ayrı anlamları var. Lan biraz bilinçli tüketici olun. Biraz ne aldığınızı bilin lan. Ne diyorsun sen ya? Mesela kırmızı gül. Kırmızı aşktır. Aşk ama. Eğer yerinde kullanırsan seni yatağa kadar götürür. Mesela beyaz. Beyaz saflıktır. Vereceğim beyazı, yatacaksın safa. Fiyatları falan hiç bilmiyormuş gibi davranacaksın. Pazarlık şansını yükselteceksin. Yani beyazı iyi kullandın mı seni yatağa kadar götürür. Mesela sarı. Sarı dostluktur. Sarı arkadaşlıktır. Yani sarıyı en sevmediğin karıya vereceksin. Mesela Feride diyor ya Ahmet için. Hani bir şeyler söylüyor ya mesela. Feride Ahmet'e verse olur. Çünkü doktor Ahmet'i sevmiyor. Onunla ilgilenmiyor. Onu beğenmiyor. Hep sarının peşinden gidiyor ya. O zaman olur. Ayrıca doğru yerde kullanıldığında yatağa kadar götürür. Misal pembe. Don rengidir. Ama gülde teşekkürdür. Takdirdir. Ben misal pembeyi alacağım kendime. Neden? Çünkü varoluşumu simgeleyen bu bedene teşekkürlerimi ve takdirlerimi iletmek için pembe gül alacağım mesela. Ayrıca pembe gül de doğru kullanıldığında bizi yatağa kadar götürür. Sapık. Ya sen de sapık bir adamsın ya. Teşekkür diyorum, takdir diyorum ya. Seni iş hayatında yukarılara taşır. Güller dünyası çok değişiktir. Siz kafanızdaki duyguları netleştirene kadar gül işine girmeyin. Salih abinizden özlü bir söz. Vallahi o zaman ben kafayı fazla bulandırmayayım. Direkt papatya alayım. Zaten mevsimi de geldi. Oo papatya. Yüzünün haline bak. Seninle kim kalacak? Pamuklar tıkanınca. Ya kardeşim papatya bambaşka bir alem. Bambaşka bir dünya. Nereye kalacaksın sen? Onun. Onun da mı sözlüğü var lan? Yok lan şaka yaptım, espri şakası yaptım. Sen ne cahil bir adamsın. Aba sen ne kara cahil bir adamsın. Ay. Az önce senin cehaletinden dalga geçtim. Şş, ne yaptın lan seçtin mi çakal başı? Salih, dua et sempatiksin yoksa noter huzurunda döveceğim seni. Bak maniler oldu noter. Niye? Varoluşçusun ya. Bitti mi sözlerin? Hadi gel, hadi. Come on, fight. Hadi fight, fight. Fight. Feride, hadi ya gitmiyoruz müziğe. Oturalım mı biraz? Ne yapıyorsun? Gadasını aldın.
Simit atıyorum. Denize mi? Denize, balığa, martıya. Neye denk gelirse artık. İyilik yap, denize at diyorsun yani. Yo, simit sadece. Senin moralin mi bozuk kız? Düşünüyorum ya. Neyi? İşten ayrılayım mı diye. Niye? Aynı hastanede zor oluyor be Ahmet. Ney? E Faruk'la işte. Ya ayrıldık biz. Ha, of. Ayrıldınız mı? Ya ayrıldık işte. Yani o terk etti. Kim? Faruk mı değil mi? Sabahın köründe hem de. İstersen bugün mesaiye gelmeyebilirsin dedi. Ay tüm. Ne cesaretle kız. La o tip yoksun neyine gönüp de senin gibi birini. Tövbe tövbe. Geçen hafta hastanede dermatolog bir kız başladı. Onunla bulmuş mutluluğu. Dermatolog ne lan? Ya deri hastalıkları işte. Bak sen şu bizim Faruk'a ya. Ya en iyisi benim hastaneden ayrılmam olacak ya. Hemen iş bulabilecek misin bari? Ya bulurum herhalde. Sen niye ayrılıyorsun kız? O ayrılsın çok rahatsız oluyorsa. Ya yok başhekim onun babası. Beni de işe o almıştı zaten. Ya ben zaten hiç sevmedim bu Faruk'u biliyorsun ya. Tipsiz, sırık, meymenetsiz. Yüzünde hayır yok onun. Yayvan yayvan konuşuyor diye filan diye. Ya deme öyle ya. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Bana bak. Ne? Üzgün müsün kız sen? Ha? Üzgün müsün? Üzgünsen üzgünüm de. Üzgün değilsen üzgün değilim Ahmet de. Üzgünsen üzgün olur. Ahmet üzgünüm. Ne aşık mısın kız ona? Yani aşık değil de. Ya ben çok çabuk alışıyorum Ahmet ya. Alışmıştım ona. Hep böyle çabuk alışıyorsan iyi sorun yok. Bak sana da alıştım. Lisedeki halimizi hatırlamıyor musun? Tanışmıyorduk bile. Hadi ya. Siz sınıfı asardınız devamlı. Ben de sınıf başkan yardımcısı. Yok yazardım sizi. Ha sen sınıftakilerdendin. Başkan kaçardı sen sınıfı beklerdin kız. Ben ne diyorum böyle güzel bir kızı nasıl ilk görüşte tanıyamadım diye. Ya dalga geçme şimdi ya. Dalga dediğin deniz olur hemen sol tarafta. Dalga geçmiyorum. Sonuçta bunlar süreç değil mi? Yani en iyisini bulmak için olur böyle kazalar. Ha Türk polisi yakalar. Ne? Espri yaptım ya. Ben şu an çok duygusalım bak. Ya keşke abim olsan sen ya. Veya kardeşim. Ya keşke benim böyle bir kardeşim olsa ya güvenebileceğim. Ona abi demeyelim de. Ama istiyorsan bir abilik yapayım sana. Nasıl yani? Sen yurt dışında dura dura topraklarını unutmuşsun genç, güzel ve yalnız kız. Burada kardeşlerinin başına bir şey geldi mi abiler öyle boş boş oturmazlar, patates ederler adamı. Burası Mezopotamya. Burada kahramanlar bitmez. Ne yaparlar? Elma şekeri falan mı alırlar kardeşlerine? Alırlar. Hem bizim buralarda bir laf vardır. Derler ki, üzülme. Üzülenleri üzülmeseleri üzülüp üzülmeselerine üzülenler üzülme. Ne? Ya hadi gidelim şu müzeye ya, hadi eğleniriz. Ya Ahmet, ya bu sarı kamışla ilgili bir fotoğraf sergisi. Öyle keyifli bir şey falan değil. Kafanı dağıtırsın. Elma şekeri de alacağım sana, hadi. Ya sağ ol. Ya. Hadi gel, hadi. Aha nasıl asalim geldik. Ahmetciğim gerçekten çok teşekkür ederim her şey için. Çok sağ ol. Ne demek? Ne demek? Görevimiz. Görevimiz deme ama ya aşk olsun. Görevimiz tabii Feride. Abinim ben senin. Bugünlük. Yani şimdi gerçekten elma mı var bunun içinde? Bildiğin elma. Şekeri yalıyorsun ama elmayı yalama. Ye. Ya hiç işin yokmuş gibi geldin. Bütün gün benimle sergi dolaştın. Gerçekten çok sağ ol. Ya ne olacak? Gelmiyorum dedim bitti. O gün ben olmazsam çekim olmaz bir daha. Programın yıldızıyım ya. Yıldız olmadığı zaman set durur o gün. Hani güneşi kapatırsın, dünya kararır. Aynısı. Sağ ol. Bana bak. Heh. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim ya. Yani eve giderim, biraz ağlarım. Daha iyi olur. Ağlamak mağlamak yok artık. İstiyorsan gitmeyeyim. Boğaz turu yapalım ha? Yok ya, işini gücünü bıraktın geldin sergi gezdin ben de zaten bütün gün yetmez mi? Sen bilirsin ama yani bana sergi mergi müze falan koymaz yani. Beni koy Lur Müzesi'ne, 3 gün içinde dolanırım yani. Niye? Büyükmüş. 3 gün dolaş dolaş bitmez dediydiler. Ha. Tekrar çok sağ ol her şey için. Hadi görüşürüz. Lur Müzesi değil miydi lan o? Yanlış mı söyledim?
Ulan bildiğin yerden konuşsana be oğlum. Etnografya diyeydin, Ayasofya diyeydin, Topkapı diyeydin, Dolmabahçe diyeydin. Diyemedim ya la, diyemedim ya. Diyemedim, diyemedim. Bu ayrılık birçok şeyi aldı götürdü benden dostlarım. Sordular, o gitti diyemedim, 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 diyemedim. Alo Murat, neredesiniz lan? Dağılmayın, abilik yapacağız. Bu arada çiçeklerim bende kalmış, atıyorum. Diyemedim. Çıkıyor musunuz? Çıkıyoruz canım, sen de çıkabilirsin. Murat Beyler gelmeyecek miydi? Gelmez onlar. Mutlaka çok önemli bir işleri vardır. Hatta böyle hayati bir işi halletmeye çalışıyorlardır. Aksi olsa şu an bu halde olmazlardı. Sen de çık. Boş yere fazla mesai yapmayalım. Hadi. Ne yapacağım? Müsaade var mı gençler? Gel abi otur. Ay. Ahmet aradı ya. Bir abilik yapacakmışız ya onun için. Rüstem abi aradı mı? Yok. Dükkan işi ne oldu? Tatsız bitti diyelim Murat'ım ya. Son da Rüstem abi yakalınca hiç iyi olmadı. Artık bir hafta yüzüme bakmaz benim ha. Ne yakalanması lan? Ya Rüstem abi anlatsın. Üzmeyelim şimdi adamı. Çok değerli bir insan. Arayıp bunu mu söyleyecekti anlamadım. Ha yok. Yönetmen seçmeleri olacakmış. Cipslerini, kolalarını alsınlar gelsinler dedi. Yönetmen seçmesi ne lan? Vallahi 100 yıllık intikam dedi Rüstem abi. Şenol Bey de okey vermiş. Siz böyle hepiniz oturacakmışsınız. Yönetmenler de sırayla gelip deneme çekimi yapacaklarmış. Yo ne olur mu öyle şey lan? Nasıl yani? Şimdi biz oturacağız. Yönetmenler gelecek, onu çek bunu çek mi diyeceğiz? Oğlum ben ne bileyim lan? Sekreteriniz miyim sizin? Arayın siz konuşun. Yönetmen işi olduysa o zaman bu dizi kesin oluyor. Sadi meslek hikayelerini bırakıyoruz. Süreyi işi halleder. Ahmet de gelsin buradan direkt Tülay'a. Ben de buradan alama giderim. Yönetmen seçmesi ne lan? Yönetmen seçmesi ne lan? Konu neyse hemen değiştirin. Romalı kardeşlerim! Benimle misiniz lan? Evet! Haydi o zaman! Gidiyoruz! Nereye? Dövüşe! Vallaha mı? Kardeşlerim! La kimse niye, kime, ne amaçla diye niye sormuyorsunuz lan? Yani ben soracaktım da işte ambiyans bozulmasın dedim. Ya neyini soracağız Ahmet Allah aşkına ya? Karı kız mevzudur kesin. Yok be oğlum. Ya bir defa bu soru sorulmaz. Racona ters. Haydi o zaman! Otur otur. Adamı bir kere merak ettirdin. Nereye gidiyoruz? Anlatayım o zaman ya. Faruk'u patates edeceğiz. Ama ben dedim, karı kız mevzudur dedim. La sana ne lan? Uzun ömürlere, mutluluklara dileyeceksin, kenara çekileceksin. Olay bu. Ayrılmışlar ya, öyle değil. Ayrıldılar. O zaman biz sırrı zevk için mi döveceğiz? Kardeşlerim, Faruk Badi Feride'yi terk etmiş. Haydi gözün aydın. Hayırlı uğurlu olsun. Öyle değil lan. Kız ağlamış. Üzgün. Keşke abim olsan dedi bana. Haydi başın sağ olsun. Olmuş da ölmüşe çare yok. Ne yapalım? Bir dur lan! Keşke abim olsan dedi bana. Ama niye? Niye? Adam bunu üzmüş. Tamam mı? Sinirlendirmiş. Keşke dedi abim olsan dedi bana. Anladınız? Tamam anladım evet. Yani dolaylı yoldan döv Faruk dedi. Patates et dedi. Kapış. Kapışakla ağzını burnunu kıralım. Haydi o zaman. Donatello. Leonardo. Sprinter. Şitigir, şifadır, şitiri neydi lan onun adı? Bu böyle olmayacak ya. Üç silahşörler daha iyiydi ya. Atos, Portos, Aramis. Zaten ya. Bir gün de MF'yi yapak la. Masar benim. Masar benim. Masarım benim olmam gerekiyor. Hepimiz masarız. Kesinlikle. La oğlum kaç saattir önlerinde bir tane dondurma var. Bitiremediler ya la. Demek ki bunlar böyle böyle zengin oluyorlar. Ya da dilleri kabarmış ya yemiyorlar. Hakikaten arkadaş ne dondurmaymış ya. Bir saattir erimedi. Aynı yelliği gibi duruyor. Dede oğlu demek ki. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O dondurmanın kasesi 35 lira. Ben o parayı versem dondurma yerinde durur. Baka baka ben eririm. La abartma Sadi bir abartma ya. Benim 25 liraya kadar vermişliğim var oğlum. Bir şey olduğu yok yani. Dondurma aynı dondurma. Yalıyorsun yalıyorsun bitiyor.
kardeşlerim bir susun ya. Allah Allah, adam gözetliyoruz burada. Odaklanın lan. Dudaklarını okuyayım mı Ahmet Kural? Abi sen neredesin ya? Adam çıkacak birazdan. Allah Allah ya. Canımız çekti gittik, dondurma aldık herhalde değil mi? Bunlar da arkadaş yalaya yalaya bitiremediler ki ya. Sen tuvalete gitmemiş miydin lan? Ya hep böyle bir üzerime gelmeleri... Sen dondurma yiyeceksin mi? Yok. Sen? Yiyeceğim. Sen? Kesene vereyim. Ben de yemiyorum arkadaş. Ben bak bu dondurmanın parasını senin borcundan düşeceğim ha. Yavaş yerler talaş. 200 dolarımı her türlü alırım Salih Efendi. Ya arkadaş, adam gözetlerken dondurma yemeden olmaz. Bak ben de istiyorum bir elimde donut olsun, bir elimde kahve olsun. Öyle adam gözleyelim. Ama imkanlar yetersiz. Ben şimdi size iki top dondurma vereceğim. Üç kişisiniz, adaletsizlik olur diye vermiyorum. Oğlum bir susun lan. Adam çıkacak birazdan. Doğru söylüyorsun Ahmet. Bu kadına ne yapacağız? Kadını dövecek halimiz yok herhalde. Kadını saçlarından sürükleye sürükleye buraya getir. Sadece yüzünü kaputa sürt. Ne yapacağız? Allah Allah. Kadını alacaksın, ileriye götüreceksin. Gözden kaybedeceksin. O arada da Faruk Salih abi alıp arabaya atacak. Daha sonra da ıssıza gidip çökerteceğiz. Arabada şişe var mı? Bagajda damacana var. Güzel. Salih, sen şimdi bu adamı bayıltarak ikisara getireceksin ya, ondan sonra sürükleyeceksin belli ki. Sürüklerken dikkat et, ziynet eşyası falan düşmesin. Düşerse hemen kaç, gaspa girer. Ziynet eşyasına örnek, kolye, künye, saat, yüksük, halhal, bronş, altın deş, altın madalyon, altın köstekli saat. He tamam, ben ağzına iki tane çakayım, bana yeter zaten. Bir şey diyeceğim lan, bunların düğmesini kopartınca mı başlıyor lan Altay'dan? Salih. Evet. Evet, o zaman çok fazla hırpalamayalım, elimizde kalmasın bebe. Tabii tabii abi, ağabeyiz ama neticede psikopat, manyak, serseri adamlar değiliz yani. Aynen. Kalkıyor, kalkıyor, alın. Bu ne lan? El yazması Oya gelirken kermesten aldım. Ne olacak, kar maskesi yüzümüze takacağız, tanımayalım diye. La arabadan tanıyacak yorum zaten. O zaman fazla dövmeyin lan, şikayetçi olmasın. Feride'nin göreceği kadar morluk yapın yeter. Ben döşüne çalışacağım. Sen göbeğini kullan, sen kafanı kullan, sen de aklını kullan. Ben bileklerimi kullanacağım, hadi. Haydi aslanlar. Faruk Bey, öncelikle bizi hastanenize kabul ettiğiniz için teşekkür eder. Personelinizin güler yüzü için en derin ve samimi minnet duygularımızı sizlere sunar. Ve ayrıca hastanenizde gördüğümüz yüksek kaliteli hizmete duyduğumuz memnuniyeti gizlemekten Allah'a sığınırız. Ve şunu da bilmez... Sen! Nasıl bir model lan bu? Nasıl bir çocukluk geçirmiş? Az mı süt emmiş, emziği mi geç vermişler? Anlamadım ki ben bunu. Nasıl bir adam kadınları süt paketine benzetir ya? Hayır, kaba yani. Dalyan gibi anlarım. Mermer gibi anlarım. Taş gibi var. Bir klasiktir. Tapu gibi, kapı gibi, sincap gibi, at gibi, gilgil gibi, illik gibi. Allah tepenizden baksın anam. Nep mi yedik? Eve kaç ders? Saat 8 oldu abi. Sadi, abi, diğer abilerim ne oldu size? Bir şey yok ya. Ufak bir kaza geçirdik. Tıra çarptık. Oo, geçmiş olsun abilerim. Sadi abi ne yapıyorsun ya? Abi biliyorum hiç zaman değil de elimde kaldı. Yanına gelip rastgele bir şey yazayım mı arama motoruna? Arama motoru, Elmadağ'da zibil gibi Bedo. Motoru unuttuk lan Sadi, motor gibi de var ya. O minik soğanıma kafayı yiyince tabii Sadi'cim başım ağrıdı biraz, saçmalıyorum. Vedat ne yapıyorsun, sırası mı şimdi? Çıkabilirsiniz. Saat 8 oldu. Direkt yapımcıya. Ha, bir de o var değil mi ya? Onu nasıl yapacağız? Yapacak bir şey yok. Bu halinizle adamın karşısına çıkacaksınız. Devam etme gibi bir ihtimali erittiniz yani. Sağ olun. Tazminatsız karşılıklı bitireceğiz. Ahmet. Faturada bir indirim yaptın mı bu kıl kuyruk? Yok, yapmadı. Hadi bize çıkalım yavaş yavaş. Vay arkadaş ya. Adamı hem dövüyor, ondan sonra iyileştirmek için para alıyor lan. Bizim köyde camcılar vardı bak, onlar da böyle yaparlardı. Kırarlardı, ondan sonra gelip takarlardı. Hadi Sadi, hadi. Doktor adamın iyi tanı. Ahmet ne yaptın sen? Bir süre görüşmeyelim Ahmet. Ya beni nasıl bir duruma düşürdüğünün farkında mısın?
bir dayak yiyince olmadı. Döveydik iyiydi ya. Keşke döveydik. Fıtı fıtı.